Açık Sorular başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Açık Sorular'da bu akşam çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Tiyatro oyuncusu ve aynı zamanda tiyatro yönetmeni Kemal Başar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Neler konuşacağız? Yine bol bol sanat konuşacağız. O birbirinden güzel yönettiğiniz oyunları konuşacağız. Seyircilerin o inanılmaz alkışını konuşacağız. Çok güzel ilgi var. E, son oyununuzu konuşacağız ama öncesinde ben böyle bir sondan başlamak istiyorum Çünkü çok önemli bir davet aldınız Araştırdığımda çok dikkatimi çekti Önce bu davetle başlayalım Çünkü Türk tiyatrosu adına Önemli bir davet olduğunu düşünüyorum. Haziran ayında Güney Kore'de e, Jeju Adası değil mi? Evet. Jeju Adası'na yapılacak Dünya Tiyatro Formu'na davet edildiniz. E, i̇lk kez bildiğim kadarıyla bir Türk sanatçı davet ediliyor. E, ve tabii Dünya Tiyatrosu'yla ilgili de önemli isimlerle bir araya geleceksiniz. Biraz bu formu konuşalım mı? Bu davet nasıl geldi size? Nasıl ulaştılar? Orada nasıl etkinliklerde var olacaksınız sizde? Uzun yıllar dünyada çeşitli tiyatro örgütlerinde hı hı. çalıştım zaten ilk kez yurt dışından bir davet gelmiyor. Evet. 20 seneye yakın hatta 20 seneyi aşkın Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde tiyatro yaptım ve onun üstünde Shakespeare'ler yönettim pek çok eser yönettim. Pandemiyle birlikte uluslararası ilişkiler bütün ülkedeki sıkıntılar bütün dünyadaki sıkıntılarla birlikte uluslararası tiyatro ilişkiler ilişkileri de biraz sekteye uğradı hepimiz açısından dünyadaki herkes açısından Güney Kore'deki Dünya Tiyatro Forumu da yine bütün bunların bu, bu çarkın içinde bir organizasyon ancak dünyanın en büyük organizasyonlarından biri. Burada büyük tiyatro yönetmenleri Festival operatörleri, festival sahipleri, bunlar dünyanın çeşitli tarafından gelip yeni trendler, hı hı. tiyatroda yeni akımlar, nereye gideceği, hayaller, hedefler, bunlar üstüne konuşulur hı hı. ve burada Türkiye'den özellikle beni davet etmeleri senelere dayanan tanışıklığımızdan, benim orada dünyada yaptıklarımdan burada bizim tiyatromuzun özellikle ödenekli tiyatroların neler yapabildiği, neleri yapamadığı, Türk tiyatrosunun neden dışarıda doğru dürüst bir üslubunun olmadığı bu konulardaki görüşlerimi dinlemek istiyorlar. Çeşitli e, kapalı e, şeylerde e, nedir? E, FaceTime falan gibi şeylerde biz bu toplantıları yapıyorduk. Ama şimdi açıkça dinlemek ve bunu festival ki şey e, Organizasyon kitapçığında yer vermek istiyorlar ve tiyatro keyfi çok ilgi görüyor. Başında olduğum sanat yönetmeni olduğum tiyatro keyfi yurt dışında pek çok yurt dışı turnesi yaptım güne kadar Amsterdam, Lahey, Londra, Berlin, pek Türk tiyatrolarının gidemediği yerleri eserleriyle gitti. Bunlar tabii bizim için bir kalite kontrol testi de oluyor çünkü yurt dışında kimse öyle ilişkilerle falan hadi buyurun demiyor. Size ciddi para ödüyorlar, <laughs> davet ediyorlar, bir festival açmak, kapamak önemli şeyler. Bunlar bizim Doktor Cüneyt Arkan'la birlikte kurduğumuz, on, tam 10 sene önce kurduğumuz ve bir Avrupa tiyatrosu olsun, Avrupa tiyatrosu kriterlerini taşıyan bir tiyatrosu Türkiye'nin olsun diye kurduğumuz tiyatro keyfinin hedeflerine yavaş yavaş ulaştığını gösteriyor. Ben de Güney Kore'de Jeju adasındaki Dünya Tiyatro Forumunda İngilizce olarak böyle bir konuşma yapacağım. Onu hazırladım. Sonra da oradan da Eylül ayında da yine Güney Kore'de Jeju'n yanlış telaffuz etmiyorsam. Ben Ulus... Hemen düzelteyim. Uluslararası, evet, Kore. <gülüyor> <gülüyor> Uluslararası tiyatro festivaline tiyatro keyfi iki eseriyle birden katılıyor. Hmm. E, bu da bir ilk. Kore'ye nerede Türk tiyatrosu gidecek? E, Amy Winehouse adlı eserimiz orada iki kez sergilenecek. Tut Elimden Rovni de öyle. E, ve Tut Elimden Rovni aynı zamanda festivalin kapanış oyunu olacak. Bunlar bize çok gurur veren, çok prestijli olaylar. Sizin de ilginizi çektiği, dikkatin çektiği için çok mutluyuz. Tabii, tabii ki biz de gurur duyuyoruz, böyle sanatçılarımızın yurt dışında bizleri temsil etmesi çok büyük bir gurur. Fakat az önce anlatırken şöyle bir cümle kurdunuz o biraz dikkatimi çekti. Onu biraz konuşalım isterim. Türk tiyatrosunun neden doğru düzgün bir üslubunun olmadığını anlatacağım orada dediniz. Evet. Burada biraz daha anlatmaya başlar mısınız? Mesela ne demek istediğiniz? Neden Türk tiyatrosunun doğru düzgün bir üslubu yok? Cumhuriyetle birlikte Türk tiyatrosu da eee André Antoine'ın desteğiyle Şehir Tiyatrosu, Karl Albert'in desteğiyle de bunlar İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından kaçan Avrupalı büyük tiyatro adamları ve Türkiye'de çalıştılar. Karl Albert Konservatuvar'ın kurulmasına ön ayak oldu. Daha sonra da 1941'de Devlet Tiyatrosu kurularak kısaca anlatayım. modern çağdaş dünya tiyatrosuna Türk tiyatrosunun uyum sağlaması beklendi. Ancak Türk tiyatrosunun tek beslenecek yeri orta oyunu'dur. Bizim orta oyunumuz vardır. Bundan Prendello Brecht yararlanırken Devlet Tiyatrosu'nda orta oyunu komik gelir Devlet Tiyatrosu'ndakilere. Çünkü Devlet Tiyatrosu'nda Türk tiyatro üslubunu dünyaya tanıtması beklenen Devlet Tiyatrosu ki ben de 25 sene içindeydim Devlet tiyatrosunda e, önemli yöneticilikler yaptım, uluslararası ilişkiler birimini kurdum, e, onun başkanlığını yaptım. Ancak bir türlü anlatamadım derdimi. Orta oyununa yaslanması gerekir Türk tiyatrosunun. Her büyük sanatçı, Beethoven'a bakın, Van Gogh'a bakın, Michelangelo'ya bakın. Hepsi kendi kültüründen Mozart'a bakın. Kendi kültürünü çok iyi bilir. Kendi kültürüne basarak orası temeldir. Evrensel anlamda işler üretirler ve büyük yarışma orada başlar. Ve kültür, topsuz, tüfeksiz kültür sanat savaştır. Kendi kültürünüzü topsuz, tüfeksiz tanıtabilirsiniz. Bu kadar büyük masraflara girmeden tanıtabilirsiniz ve başka ülkeleri kültürünüzle yenebilirsiniz. Bu fırsatı Cumhuriyet'in sunduğu bu büyük fırsatı bir miras yedi gibi yedi devlet tiyatrosu. Şehir tiyatrosuna pek fazla bir şey diyemeyiz, o bir yerel tiyatrodur. İstanbul Belediyesi'nin tiyatrosudur, İstanbul'undur. Ancak devlet tiyatrosunun iddiası bir dünya tiyatrosu olmaktır ve bir cumhuriyet kurumu olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkmak Görevidir. Ancak çıkamadı. Neden çıkamadı? Kendi tiyatromuz aşağılandığı için çıkamadı. Batı taklitçiliği galebe çaldığı için çıkamadı. Açıkça biz bize konuşurken bunu söyleyebilirim. Hı hı. Tiyatro keyfini de biz 10 sene önce benim Avrupa'da aldığım, Avrupa'nın en iyi yönetmeni ödülünü aldığım Romeo ve Juliet bir orta oyunu olarak yaptım. Romanya'da, Romen oyuncularla. Neden Avrupa'nın en iyi yönetmeni ödülünü aldım ben? Çünkü sağlam bir üslubu vardı. Orta oyunundan yola çıkıyordu. Bizim tiyatromuzdan yola çıkıyordu. Ve bunu anlayan eleştirmenleri vardı e, Avrupa'da. Ve bu sebeple e, eşsiz bir, yani unik, eşsiz bir üsluptan dolayı aldım o zaman ödülü. Orta oyunuyla biz gurur duymalıyız. Dilimizle, Türkçemizle gurur duymalıyız. Kültürümüzle, geleneklerimizle gurur duymalıyız. Batıyla yarışmak, batı taklitçiliği yaparak olmaz. Taklit ancak aslını yaşatabilir. Kendi kültürümüzle, geleneğimizle gurur duyup, onu temel alarak evrensel anlamda büyük işler yapmaya kompleksizce, onları kendimizden üstün diye düşünmeden, ben senelerdir Avrupalıları yönetiyorum. Kimse bana, aa bu Türk demiyor. Bilgi, donanım, ve özgüven yeter bunun için. Aslında sizin de çok fazla emeğiniz var senelerce yurt dışında. Değil mi? E, oyunlar yönettiniz. Evet. E, belki bir Türk yönetmen olarak e, kendinizi kabul ettirme noktasında çok mücadele de vermiş olabilirsiniz. Yani i̇lk, e, tabii çok da gençtim ilk e, yaptığımda. 24-25 sene önceydi. E, buraya şimdi bir Afgan yönetmen gelse, biz nasıl da ne kadar ne çirkin şeyler değil mi aslında Afgan diye falan. Ama gelse ya şimdi bu, bu benim yönetecek Afganistan'daki tiyatro nedir ki? Dünyanın her diye. yerinde var değil mi ön yargı? Ee, olmaz olur mu? Her yerde var. Esmer olmanız bile sıkıntı kimi yerlerde. E, ee, ama ondan sonra birinci, ikinci, üçüncü provada e, belli oluyor. Bir süre sonra sizi dinlemeye başlıyorlar. Sadece şey değil, tabii bu ee, yönetmenlik sadece tiyatro yönetmek değil aynı zamanda insan yönetmek yeah. ee, bütün tiyatroyu insanları her şeyi bütçeyi size emanet ediyorlar onları Eğer muktedirseniz gücünüz varsa bunları yapmaya e, zaten yapımcı size verir E siz de o özgüvenle kim olursa olsun yönetebilirsiniz bu arada 20 sene hiç oyunculuk yapmadan Avrupa'da yönet e, yönetmenlikte ilerlemek için geçirmişsiniz. Evet. 20 sene. 20 sene hiç oyunculuk, yapmadı hiç oyunculuk yapmadım. Hiç oyunculuk yapma. Yani bu nasıl bir tercih oldu? Yani ne düşündünüz ve bunu tercih ettiniz? Çünkü yani, kameranın önünde, e, sahnenin üzerinde olmayı da tercih edebilirdiniz. Ne sizi bu yola e, <laughs> sevk etti? Avrupa'da yaşarım diye düşünüyordum o zaman. Ee, ancak e, yani Türkiye'den kopamadım Avrupa'da Avrupa'dan çok büyük teklifler alıyordum. Hı hı. Yönetmenlik şimdi tiyatro bir gelenek orada atasporu sanat Avrupa'da. Şimdi atasporları sanat olduğu için tiyatroyu yönetmenin yaptığını biliyorlar ana oyunlara hakimler tiyatro sanatına hakimler yedi sanata hakimler ve yönetmenlik çok saygın bir meslek. Bizde ise oyuncu sultası var, yönetmen trafik polisi gibi düşünülüyor. Oysa ki tiyatroyu da sinemayı da yönetmen yapıyor. Hele tiyatroyu sanayi devriminden beri yönetmen yapıyor. Oyuncu bir unsur tiyatronun içinde. Şimdi ben bütün bu düşüncelerle bunları çok erken yaşta kavradım, çok erken yaşta Avrupa'da oyunlar yönetmeye başladım ve orada bana ciddi teklifler gelince çünkü çok enteresandım bir Türk'üm. Türk tiyatrosu diye bir şey kimse bilmiyor. Kimse tanımıyor. Onları yönetmeye soyunuyorum. Yönetiyorum. Orada ödüller alıyorum. Çok enteresan geldi. Romeo ve Juliet oyunuyla. Evet, Romeo ve iyi, Juli. e, yönetmeni, yönetmeni ödülünü, ödülünü aldım. Değil mi? Ama orada ben mesela Drakula'nın kalesinde Hamlet yaptım. Bizim Efes gibi bir alanda. 4000 seyirciyi oyuncuların peşinden gezdirerek bütün Ören alanında yaptım. E, Polonya'da Mesela Can ya, sen bana 30 oyuna falan müzik yaptın dedim. Bir gün Can ile oturuyorduk. Senin müziklerine oyun yapacağım, söz veriyorum dedim. Ya hadi oradan dedi bana. <laughs> Polonya'da benim yönettiğim Shakespeare'lerden sonra Yatsek Lomp, o Legnista Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni. Shakespeare yap bize Polonya'da. Shakespeare yap dedi. Olur dedim, davet ettiler, gittik. Ondan sonra dedim ki bu başka nereler var? Bana şehri gezdirebilir misin? Hitler'in bombaladığı Yahudi Variyete Tiyatrosu'nu tepesi falan açık bırakmışlar örnek olsun diye. Savaşın gibi, kimi Bosna'da falan da vardır. Yani öyle binalar bombalanmış binaları bırakırlar olduğu gibi kötü örnekleri. Görsün halk savaşın yıkımını diye. Öyle bir bina ben burada Hürrem yapabilir miyim dedim. Ukrayna sınırında zaten. Hmm. Egnitsa, Hürrem de Ukraynalı. O ne dediler? Yani şey Canatila'nın bir albümü dedim. Canatila kim dediler? Dedim ki Canatila bir büyük kompozitör. Dinledik. Der ki çok büyük kompozitör. Buna e, libretto yazacağız. Polonyalı e, dansçılar, e, operacılar, nasıl, tarzı ne olacak dedi. Ben burada yapacağım bu yıkıntılarda. Şöyle yapacağız, burayı böyle yapacağız. Tamam dedi adam, e, sahnede, salonda, normal salonda yapmamızdan çok daha ucuza mal olacak. Yıkıntıyı dekor olarak kullanacağım. Ve e, ne tarzda yapacaksın dediler, balet tiyatrosu dedim. O ne dediler ben de bilmiyordum ilanım. <laughs> ne oldu? <olduğunu, gülüyor> orada yaptık. Yedi sezon oynadı Polonya'da o. Canla mesela Polonya anılarımız ve Can'a bu sözümü tutabilmem benim için çok önemli bir anıdır. Ve Canla dostluğumuzu çok daha pekiştirdi o büyük müziği. Nasıl yani, tepkiler geldi peki sonrasında? Yedi sezon oynadı evet. dedim ya. Yedi sezon oynadı. Çok önemli tepkiler geldi. Çok çok büyük tepkiler. Çok olumlu. Şeyle. Peki Türkiye yansıması nasıl oldu? Türkiye'de mesela siz yurt dışında bir oyun sergiliyorsunuz ve oranın halkı oyuna e, oldukça ilgi gösteriyor. 7 evet. sezon aynı oyunu sahneliyorsunuz. Evet. Peki Türkiye yansıması nasıldı? Yani Türkiye'ye yansıdı mı? Türkiye'de ee, ilgi gördü şey mü? Derim, mesela Polonya'ya kimi davet ettik? Erbil Göktaş'ın yeni tiyatro dergisinin o geldi. Hakan Tartan Konak Belediye Başkanı'ydı mesela. Konak Belediyesi çok enteresan bir şey oldu o zaman. İzmir Konak Belediyesi destek olmak istedi projeye. Instagram'da duymuş. Hakan Tartan Belediye Başkanı kendi atladı geldi Polonya'ya. Kendi kendilerine destek oldular. Böyle belediye başkanlarına ihtiyacımız var kültür sanata destek olan. Şey, şeyi önemli değil soldan sağdan falan Hı. ben buralara bakmıyorum ama bizim böyle politikacılara ihtiyacımız var kültür sanata destek çünkü çocuğunuza destek demektir geleceğinize destek demektir savaşmamak empati kurması barışçıl olması karşıdakini sevmesi başka görüşten insanı anlaması dünyayı hayatı şekillendirmesi modern olması kuşku duyması kültür sanat bunları getirir ve Böyle insanlar daha huzurlu, daha mutlu, daha barışçıl olur. Ülkemiz daha barışçıl olsun, insanımız, halkımız daha barışçıl olsun. Kim istemez? Tiyatrodan, tiyatro ayna tutmaktır gerçeğe. E sadece e, gerçeği kaçıranlar korkar tiyatroda. Yoksa dürüst insanların hepsinin tiyatroyu desteklemesi gerekir. E, ve tiyatro sadece tiyatro değil, yedi sanat, sanat sever bir toplum yetiştirmek geleceğinize yatırım yapmaktır. Çocuklarınıza yatırım yapmaktır. Sadece devlet değil, iş adamlarının da destek olması gerekir. Bugün kültür ve sanata o kadar az destek var ki devlet karınca kararınca bakanlık bir küçük bir şey falan verir ama küçücük bir prodüksiyonun onda biri yapılabilir onunla. İş adamlarından o kadar az destek var ki vergi indirimlerine rağmen pek çoğunu vergi iadesi olarak almalarına rağmen ben insanların neden kendi çocuklarını, bu ülkenin bu toplumun geleceğini düşünmediklerini merak ediyorum. Dünyada böyle değil. Büyük desteklerle, büyük katkılarla yapıyorlar ve ben hep dünyalılarla yarışmaya çalışıyorum. En iyi olmaya çalışıyorum bir Türk olarak. Ve tekrar söylüyorum, iyi ki Türk'üm Avrupa'da yaşamak için gittim. Bunun için 20 sene oyunculuk yapmadım orada yaşarım diye başarısızlıktan falan değil hala. Ben orada oyun yönetiyorum, hala teklif alıyorum, hala oradayım. Ancak gittikçe, böyle oldukça toplum benim daha da Türkiye'de kalasım geliyor. Ben Türk'üm. Buradan hiçbir zaman ayrılmayacağım Türkiye'den ve kazanacağız. Sanatsever insanlar yetiştireceğiz. Bilime inanan, kültür ve sanata İnanan insanlar. Avrupa'ya nasıl gitmiştiniz? O süreç nasıl gelişti? Yani Para harcadım. Türkiye'de… Çok gençtim. E o zaman şöyle yapalım, ee, baştan başlayalım. Ee, oyunculuğa nasıl başladınız ve sonra nasıl, gerçi sanatçı bir aileden geliyorsunuz sonuçta, babanızda e, saygıyla almış olalım. Ee, nasıl oyunculuğa, oyuncu olmaya karar verdiniz? Sonra burada neler yaptınız Türkiye'de? E, Savaş Başar, babanızı rahmetle anıyoruz evet. saygıyla. E, tiyatro ve sinema oyuncusu aynı zamanda seslendirme sanatçısıydı ve senaristi kendisi de. E, nasıl oyunculuğa başladınız sonra? Türkiye'de neler yaparken bir anda Kırıldı Avrupa'ya gitmeye karar verdiniz ve hiç oyunculuk yapmadan 20 sene e, yönetmen olarak ve bu sırada devlet tiyatrosundayken. evet Or orayı bir dinleyelim oyuncu pozisyonundayken sizden. evet evet o yüzden diyorum yani e, daha çok mesela oyunculuk yapabilirdiniz sahnede kamera önünde olabilirdiniz ama siz bambaşka bir kırılmayla kamera arkasını yani sahnenin arkasını yönetmeyi seçiyorsunuz gerçi e, az önce biraz e, ayağının yönetmenlik olduğunu, farklı bir bakış açısına sahip olduğunu söylediniz ama e, o kırılmayı nerede yaşadınız onu merak ettim açıkçası. Ben Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunuyum. Ancak Müşfik Kenter'in öğrencisi olmak dışında herhangi bir gururum yoktur. Çünkü e, okullardaki eğitimde çok değerli oyuncular bizim öğretmenimizde de ancak iyi oyuncular iyi öğretmendir diye bir kural yok. Hı hı. E, ben o taklitçiliği, onların... ki yani konservatuvarlarda öğretmeni en iyi taklit eden kişi yüz alıyor, mezun oluyor. Ancak oyunculuğun taklitte hiçbir ilgisi yok. Özgün, kendiniz rahatsız olmalısınız. E okuldan 7-8 sene, 10 sene sonra Aa, oyunculuk buymuş dediğinizde de neredeyse orta yaşlı bir insan haline geliyorsunuz. Süren kaçmış oluyor. <laughs> Onun için konservatuvardaki ee, iyi ki öğrencisiydim. i̇yi ki 12 Eylül öncesini yaşadım, o korkunç acı olayları yaşadım. Ancak biz 15-16 yaşında bütün klasikleri okumuş gençlerdik. Biz bir e, pencereden dünyaya bakabilmeyi başarmış insanlardık. Çünkü çok okurduk, çok tartışırdık. Mecburen, çağın gereği. E, ölmedik, e, hapis yatmadık. O zamanlar çok zor zamanlardı. 12 Eylül öncesi. Bu bilinç düzeyini bir yere koyalım gençken sonra sadece babam Savaş Başar değil, amcam Türkiye'nin en büyük çelistlerinden Yalçın Başar. Ben klasik müzikle büyüdüm. Klasik müzik sizi çok sesli düşünmeye iter. O çok seslilik bambaşka faydaları vardır. Bunun bendeki katkısı çok büyüktür. Kore Savaşı'nda Kore Savaşı gazisi, büyük babam, doktor büyük babam çok önemlidir. Savaşı anlatan, ölüm, hayat, ben bunları çok genç yaşta. Büyük babam bana, ben çocukken Kore Savaşı'nda pilotu gönderiyormuş da doktor, bacakları kopuk geliyormuş da bunları anlatırdı şey gibi. Yani böyle bir <laughs> korku masalı gibi ama bütün bunlar benim hayatımda çok önemli. Sonra konservatuarı bitirdim. Devlet tiyatrosu olmazsa Türkiye'de tiyatro olmaz, annen ölse sahneye çıkacaksın falan gibi böyle saçma cümlelerle bütün bunlarla şey yaptım. Konservatuvarda sanki Türk yazarı yokmuş gibi Shakespeare, Brett, klasikler şunlar bunlar. Ben bitirip de devlet tiyatrosuna girdiğimde Dinçer Sümer'in bir oyununu gördüm. Dedim ki bizim yazarlarımız varmış. Türk yazarı bilmeden okullarda eğitim alıyorsunuz. E biz Türk oyuncu yüz değil mi? Ee, çok yanlış şeylerle gittim. Devlet tiyatrosuna girip o faşistçe baskıyı e, mutlaka büyük saygı göstereceksin. Neyse ben yaşa saygı gösteren biri değilim ki. Bilgiye, donanıma saygı gösteririm. Benim karakterim öyle. Ee, ne yaparsa yapsın, size hangi saygısızlığı yaparsa yapsın, saygı göstereceksin. İşte büyüğünü taklit edeceksin, onun gibi tonlayacaksın, onun gibi davranacaksın falan. Beni Büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. E onların arasında ben çirkin ördek yavrusu gibiydim. Bütün bu şeyle, söylediğim altyapıyla. Ted Ankara Koleji mezunuyum, bir de ana dilim gibi İngilizce biliyorum. E bu da ayırıyor beni, ukala, snop gibi düşünüyorlar. Bir çirkin ördek yavrusu olarak kazların arasında, teşbihte hata olmaz, zorluk çekiyordum, beni yeteneksiz sanıyorlardı. Ee, pek çok öyle şey duydum ve e, yönetmenliğe eğildim. Bu donanım beni yönetmenliğe e, itti, oyunculuğu o cahil gençliğin verdiği cehaletle, oyunculuğu daha küçük bir şey olarak gördüm büyük hataymış elbette daha sonra fark ettim. Ve biraz para harcayarak Avrupa'daki e, yazarlarla eleştirmenlerle, festivallerle görüşmeye başladım bir sene falan para harcadım, çeşitli festivallere gittim. İngilizcemin büyük katkısı oldu tabii. Ve hemen bir iki sene sonra bana Romanya'da bir oyun yönetmemi, e, o teklif geldi. E, çeşitli örgütlere üye oldum. E bu sırada kavga, dövüş devlet tiyatrosunun içinde e, sert ve e, ataktım. E, yani çok çok can sıktım devlet tiyatrosunun içinde. E, amaçlı bir şey yapamadılar. Çünkü e, yeteneksiz diye tartışırlarken üsttekiler çok yetenekli olduğumun farkındaydılar. <laughs> Peki. Şimdi o tartışmaları da konuşuruz. E, sizin bu arada hayal kırıklıklarınız oldu mu? Avrupa'ya gittiğiniz zaman her şey yolunda mı gitti konuşacağız ama kısa bir aramız var. Peki. Aranın ardından devam edeceğiz. Evet. Aranın ardından açık sorular devam edecek. ardından açık sorular devam ediyor. Kemal Başar'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi araya gitmeden önce Avrupa'ya nasıl gidişiniz falan konuşuyorduk. Şimdi baba da sanatçı. Çok değerli bir e, Türk sineması, Türk tiyatrosunda emeği olan bir isim peki nasıl karşıladı bu fikrinizi? Destek oldu mu ya da hani biraz daha mı dursun? Ben acaba babamı kaybettikten mı? sonra girdim. Hı. Babam çok ani bir şekilde 47 yaşında 47 yaşında ölünür mü? Babamın bütün başarıları savaş başar, Kolombo'nun sesi, McCoy kaygısızlar, bunların sesi, Devlerin aşkı, İffet, Çirkin Dünya birçok film bütün bunları 47 yaşına kadar yaptı. Ben 59 yaşındayım, yani inanamıyorum 47 yaşına kadar ki o büyük başarılara. Babam, eğer bu meslekte sıradan olursan e, kötüsün anlamına gelir, herkes seninle dalga geçer. E, böyledir bu meslek diye benim oyuncu olmamı istemiyordu. Ben de Ankara Koleji'nden sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeydim. Aniden babamı kaybedince baba mesleği diye e, İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi'nin sınavı vardı. Oraya girdim ve onu kazandım ve bu mesleğe girdim. Peki uluslararası platforma çıktığınız zaman orada en çok nasıl zorluklar yaşadınız? Ne gibi zorluklar yaşadınız? Hiç zorluk yaşamadım. Ama tam tersine oturduğu için o kültür, tiyatronun ne olduğu seyirciden başlayarak seyirci yazarı yönetmeni ve metni biliyor seyirci. Onların edebiyatında o okutuluyor zaten Hı -hı. okullarda. E bunları bildiği için meslekte de yönetmen yönetmenliğini, oyuncu oyunculuğunu, teknik eleman, tasarımcı herkes bildiği için biz de oyuncu yönetmenliğe soyunur kendi işini yapacağına. Yönetmen çıkar oyuncuya oyunculuk öğretir öğretmen gibi. Hayır yönetmenin işi o değildir ki yönetmen Genel tartım, zamanlama, estetik, her şeyin aynı üslupta olması. Yönetmen bunlarla ilgilenir. Ressamdır yönetmen, kompozitördür yönetmen. Bizde yönetmenler oyuncuya oturuş duruşu öğretmeye çalışır. Bu çok yanlış, Onlar, o yönetmenlik değil. Şimdi bütün bunlar herkes kendini bildiği için son derece kolay, rahat. Bir de en önemlisi herkes eşit olduğu için. Prova'yı yaparken yönetmendir oranın e, yöneteni. E, prova bittikten sonra yönetmenle e, çaycı birlikte çıkıp bir bira içerler. E, oyuncuyla kostümcü onda yani herkes eşittir, hep birlikte yenir. E, eşit yerlerde seyahat edilir, eşit yerlerde kalınır. Herkes arkadaştır, evet. ekibin parçasıdır. Peki bir şey merak ettim şimdi. E, yurt dışında genel olarak nasıl? Mesela ülkemizde me farklı mesleklerden kişiler farklı farklı meslekler yapabiliyorlar. Yani Mesela diyelim ki oyuncu olmak istiyorsunuz e, ama bambaşka bir mesleğe sahipken oyunculuk yapabiliyorsunuz. E, böyle örnekler var. E, Avrupa'da nasıl? belki o yüzden mi şimdi gerekli eğitimleri almadan belki o donanıma sahip olmadan şimdi yönetmen oyuncuya oyunculuk öğretiyor mesela burada dediniz. Acaba öğretmek evet. durumunda kaldığı zamanlar da olabiliyor olabilir mi? Tiyatroda çok zor. Tiyatroda tiyatro oyunculuğun er meydanıdır. Oyunculuk çok zor bir meslek. Evet. Her meslek gibi. Ama bu dünyanın en zor mesleği anlamına gelmiyor. Çöpçülük de çok zor. Hekimlikte çok zor, mühendislikte çok zor, hakkıyla yaparsanız, spikerlikte çok zor, her şey çok zor, hakkıyla yaparsanız, hakkıyla yapılan oyunculuktan, hakkıyla yapılan yönetmenlikten bahsediyorum. O Yönetmen kendine hakkı var sanıyor oyuncuya, oyunculuk. Ben bundan bahsediyorum. Böyle olmaması gerekir. Ha, evet, televizyonda özellikle oyuncu olmayan oyuncuları görüyoruz televizyonda ama tiyatroda yapamaz. Tiyatroda oyunculuk yapamayanı oyunculuk denmez, oyuncu denmez dünyanın hiçbir yerinde. Oyunculuğun er meydanı tiyatro değil tiyatro. mi? Yani Tabii. ne oldu orada çıkıyor. Tabii. Bir kişinin iyi oyuncu Tabii. olup olmadığı o sahnenin üstüne çıktığı zaman belli oluyor. Çünkü direkt andık kestik, tamam dur hadi başa alıyoruz yok. Neyse o değil mi? Evet. O yüzden er meydanı evet. tiyatro. Evet, evet evet yok. Bir de bizde şimdi e, oyuncular odası yok. Oyuncular sendikası gerçek işini yapamıyor. Örgütlenmeler yok. Örgütlenme olmayınca kriter yok. Şimdi Mühendisler Odası var, Mimarlar Odası var, değil mi? Tabipler Birliği var. Şimdi Tabipler Birliği'nin onaylamadığı biri tabip olabilir mi? Eee şeyler var da tek başına kriter değil. Kimse inşaat mühendisliğini bitiren o gün Boğaz Köprüsü'nü mü teslim ediyorlar yap diye? bir takım mesleki tecrübeler gerekiyor, zaman gerekiyor, yanılmalar gerekiyor. Yanılmaları e, Boğaz Köprüsü'nü yaparken yaparsa bir inşaat mühendisi e, kimse teslim etmez ona. Biz de konservatuvardan mezun olur olmaz zaten okullarda sen tanrısın, sen farklısın gibi böyle tuhaf e, yanlış cümlelerle çocukları yetiştiriyorlar. Bana da yaptılar aynını. Ama ben e, söylediğim geçmişten dolayı 12 Eylül öncesindeki birikim, o donanım, ölümleri görmemiz, ülkenin ağır bir dönemini yaşıyor olmamız bize erken olgunlaştırmıştı. E Biz kim baskıcı, kim yalancı, kim şey, biz bunları ayırabiliyorduk ve bana bunlar, bu tip cümleler sahte, komik, beni kandırmak üzere söylenmiş olduğunu anlayarak falan böyle geliyordu. Tabii böyle olunca da aykırı öğrenciler gibi oluyorduk. Çünkü ben TED Ankara Koleji'nde de soru soran bir öğrenciydim. Çünkü eğitimimiz öyleydi. E soru sorar, siz benim öğretmenimsiniz, bana bir şey söylediniz. Ben ikna olmazsam neden derdim. Peki böyle olamaz mı derdim. Öğretmen de bana anlatırdı ya da e, ben de bilmiyorum affedersin, gel birlikte araştıralım derdi. Şimdi ben konservatuvarda kendine büyük oyuncu şeyi yapmış, çünkü o isimleri ben size sayayım hepsi. Çok büyük oyuncular. Haluk Kurdoğlu, Cihan Ünal, Raik Alnı Açık, Zeliha Berksoy. güzel öğretmen olmaması gerekir Zeliha Berksoy. Ama mesela profesör. Anlatabildim mi? Çünkü baskıcı. Baskıcılıkla şey yapılamaz. Oyunculuk sizden, içinizden bütün gizlediğiniz mahrem duyguları alıp tanımadığınız insanlara vermenizi istiyorum. Şimdi ben bunu baskıyla yapabilir miyim? Siz nasıl kıskanırsınız? Nasıl öfkelenirsiniz? Siz Hı. Öykü bunu nasıl yapar? Siz Juliet'i oynuyorsunuz ama Juliet'i içinizden çıkaracaksınız. Ya da Ayşe'yi ya da Fatma'yı. Şimdi bunu yaparken baskıyla olur mu? Ya da benim yaptığım gibi, benim cümlelerimle. E şimdi bunları öğretenleri ben öğretmen demiyorum. Bunları erken fark etmiştim dediğim gibi. Devlet tiyatrosunda da bunların çok daha kemikleşmiş, 10 senelere dayanan, artık dört kuşak öncesini taklit eden köynemiş zihniyetin yerleştiğini görünce büyük ayak kırıklığına uğradım. Ve kendimi hemen yurt dışına attım. Benim başarılı olmam gerekiyordu. Şarttı. Bu da beni hırçın yaptı. Çünkü eğer başarısız olursam, bir yandan da kira ödüyorsunuz, işte eşim hamile kaldı, işte çocuğumuz olacak, Paraya ihtiyacımız var. Ben devlet tiyatrosundan hemen ayrılmak istiyorum. Ama pek çok baskı e, var üstümde. E, Avrupa da beni pek çok şey bekliyor ve o sırada oğlum olmak üzere falan gibi bir takım şeylerin içinde e, Avrupa'dan vazgeçtim Avrupa'da yaşamaktan. Ama her zaman bağım sürdü. Her Hı. zaman orada oyunlar gördüm. Her da zaman devam çalışmalar ediyor. yaptım. Hala da devam ediyor. Evet. Peki iyi bir oyuncu nasıl olmalı sizce? Yani bir kişi oyuncu oyun mesela pek çok işte sosyal medyadan da takip ediyoruz. İşte içimdeki o yeteneği keşfettim. E, kişi kendini nasıl keşfedebilir? Yani oyunculuk kendime döndüğümüz Evet ben oyuncu olabilirim. İşte çok güzel, çok popüler bir meslek. İşte o ışıklar, diziler, fan kitleleri oluşuyor. Sosyal medya, işte çok güzel paralar kazanılıyor. Şan, şöhret falan hep böyle büyülü, parıltılı, ışıklı çok cazip bir meslek haline geldi. Özellikle sosyal medyanın çok aktif kullanıldığı günümüzde inanılmaz e, siz de zaten evet. yakından takip ediyorsunuz. E fakat Gerçekten oyuncu olmak ne demek? Kişiler kendini yani bu mesleğe adım atmak isteyenler. Sonuçta bu bir meslek, çok emek verilmesi gereken bir meslek. Her meslek gibi, evet. Ama çok da keyifli yanları olduğu gibi muhakkak çok zorlukları vardır. Ne, ne demek yani iyi bir oyuncu olmak ne demek? Siz mesela eğitimlerinizde ben oyuncu olmak istiyorum dedim ben geldim kapınızı kapınıza Kemal hocam bana yardım edin ben oyuncu olmak istiyorum. Bana ne sorarsınız mesela? Ya da benim iyi bir oyuncu olup olup olamayacağımı nasıl anlıyorsunuz? Tabii ki sizin anlayamam. E, tecrübeleriniz, deneyimlerinizle oh. muhakkak bir e, yani bu bir mesleği sebatla mi? yapıp yapamayacağınızı anlarım. Hı hı. Ancak kimse kimseye oyunculuk öğretemez. Hı hı. Sizin içinizdeki oyuncuyu fark ettirebilirim size ama çeşitli yöntemlerle, hı hı. kendime has yöntemlerle senelerden sonra. Hı hı. Kendime has yöntemlerle bunu size fark ettirebilirim derslerimde. Çocuk gibi o dürüstlükle, o namuslukla oynayabilmeniz gerekir. Kendinizi çocuk ne der? Sen ne kadar çirkinsin der. Bu sevimsiz abla buradan gitsin der. Değil mi? Hı hı. yani Bu dürüstlüktür, bu namustur. Bu namusla hiç tanımadığınız insanlara kendi... En mahrem, en sakladığınız duygularınızı e, gösterebilirseniz ve çeşitli tekniklere de haizseniz oyunculuk yapabilirsiniz. Hı hı. Ondan sonrası sizin becerinize, seyircinin sizi beğenmesine, şansınıza, doğru insanlarla karşılaşmanıza, doğru ilişkileri tutmanıza, zaman kaybetmemenize. Çünkü hayat çok kısa. Ben ne zaman 59 yaşına geldim bilmiyorum. Daha dün 35 yaşındaydım. Hayat çok kısa kıskanmamanız, başkalarını, sadece kendinizle yarışmanız bunlar size zaman kazandırır ve yenilgilere hazır olmanız. Çünkü oyunculuk demek ve oyunculuğu bütün mesleklerden ayıran şey 24 saat sizin oyunculukla ilgilenmeniz gerekir. Çünkü insan işidir. Başkalarını gözlemlemeniz, kendinizi gözlemlemeniz, nasıl ağlıyorsunuz, nasıl gülüyorsunuz, kendinizi sürekli gözlemlemeniz. E bu arkadaşlarınızla iken, sevgilinizle iken, bir cenazedeyken kendinizi gözlediğiniz zaman normal hayata yabancılaşmaya başlarsınız bir süre sonra. E bütün bu sıkıntılar ve siz... Başarısız olursunuz, bir daha başarısız olursunuz, bir daha başarısız olursunuz. Provalarda, çalışmalarda, babamın bana söylediği gibi sıradan başlarken, bir role çalışırken komik durumlara düşersiniz. Başkaları size güler, kıskanırlar, alay ederler. Bütün bunlara dayanacak ciddi bir irade, güç, özgüven ve sürekli yenilgiler. Bir diziye seçilmezsiniz, başkasına seçilmezsiniz. Bir tiyatroya seçilirsiniz. Yönetmen asılır size. Bir şey yaparsınız, o en güvendiğiniz adam sizi kıskanır. Her meslekte olduğu gibi, her yerde vardır bunlar. Kadınlar için her meslek olduğu gibi bu meslek yine zordur. Çünkü erkeklerin dünyasıdır. Erkekler seçer. E bütün bunların içinde barınmak, güçlü kalmak ve başarıya ulaşmak, Sadece böyle 100 kişiden 4-5 tanesi e, başarıya ulaşır. 100 kişiden belki bir tanesi yıldız olur. Her meslekteki gibi. Bunun için büyük babamın söylediği gibi dükkanı bırakmamak gerekir. Sabırla, sebatla dükkanın başında durursanız sonunda kaplumbağa tavşanı geçer. Bir şekilde başarılı olursunuz. Ancak büyük başarı, yıldız olmak. Bütün bunlar büyük sabır, yenilgilerden korkmamak. Samuel Beckett'in dediği gibi yenil, bir daha yenil, daha güzel yenil. <laughs> yani yenilgilere hazır ve kötülüklere karşı durabilecek gücünüzün olması gerekir hayatın her aşamasında olduğu gibi. Bu meslekte evet. güçlüklerle dolu. O zaman oyuncu olmak isteyen genç isimlere yeni isimlere en güzel tavsiyeniz bu oldu. Önce sabredeceksiniz, sonra Tabii. çok çalışacaksınız, sonra tekrar sabredeceksiniz. Bakın çok benim hayatım yenilgilerle edersiniz. dolu. Bugün de öyle. Yenilgilerle dolu. Yeniliyorum ama yılmıyorum. Bazen çok kötü bir oyun yapı veriyorum. Yani çok mahcup oluyorum bazen. E bazen televizyonda çok iyiyim, çok güçlüyüm. Çok beğeniliyorum. Yine fenomen bir karakter yarattım derken iki sene işsiz kalı veriyorum. Bir şeyi reddediyorum, oradan bir şey olu Yani her zaman başarı hangi meslekte var ki? Doğru. Siz de hep başarılı mıydınız? Yani o yok. Evet. Tabii, evet. <laughs> tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Ve hep başarılıydı. Yani, e, burada ciddi alınması ve oyunculuk hiçbir meslek sadece kendi değil. Tabii. Ee, ama biz oyunculuk insan işi olduğu için felsefe, sosyoloji, tarih buralara ilgisi olması gerekir insanın estetik diğer sanat dalları bilimsel olması gerekir. Matematik bunlar çok önemli çünkü sanatın her dalı ritim ve matematik çok önemlidir. Çünkü doğada biz e, tanrısal bir iştir sanat. Yaptığımız işte matematik, ritim çok çok önemlidir. Doğanın matematiğini düşünün, şey tasavvur edilemez evet. bir matematiktir doğa. E bizim kurduğumuz, sahne üstünde kurduğumuz da bir hayat kuruyoruz. O hayatında bir matematiği var. Yönetmenin kurduğu o ritmin içinde nefes almanız gerekir. O ritme uyum sağlamanız gerekir. Bunun için de sizin bir ritminizin olması gerekir. Ne kadar güzel anlattınız. Gerçekten çok çok güzel anlattınız. Peki şimdi son zamanlarda neler yaptığınızdan biraz bahsedelim. Şu Uhuk bak programımızın sonuna geldik. Dizi devam ediyor. Ben bu cihana sığmazam. E Aynı zamanda da oyun devam ediyor. Değil mi çılgın zamanlar? Ee, evet. Biraz oyundan konuşalım mı? Konuşalım Kimler bir kere var şey dizi de ya karakterini beraber yarattık. Evet. Oktay Kaynarca, Onur Tam ben üçümüz bir gece telefonda konuşup ertesi gün ben sete Mışon olarak gittim ve kendime has bir dil ve bir şey yaratıp <laughs> kendi içimde çok matrak bir karakteri hep beraber gülerek, çok eğlenerek onu çok zevkli çok oynuyorum. Sevildi. Çok Herkesler zevkli çok oynuyorum ama başka. Çılgın Zamanlar tiyatro keyfinin baş oyunu oldu bu sene. Cem Özer'le birlikte oynuyoruz. Cem Özer, Zeynep Gülmez, genç oyuncular İmren Çapanoğlu, Caner Nalbantoğlu onlarla oynuyoruz. Hı hı. Ama Amy Winehouse da bizim çok güçlü bir eserimiz. Şimdi yurt dışına gidiyor. Polonya'ya ve Romanya'ya nakdi sebeplerle gidemedik. Yoksa oralara da gidecekti, Moldova'ya da. Benle beraber gelecekti. Siz de yakın zamanda Moldova'ya da gidiyorsunuz değil mi bu evet, arada? Evet, evet. 28'inde Shakespeare'le içimize Yolculuk adı altında benim uluslararası festivallerde e, e, ünlenen bir workshop'um var. Hı hı. E, Moldova'daki festivalde onu yapacağım. Güney Kore'de de Eylül'de gittiğimizde yine aynı workshop'u profesyonel oyuncularla yapıyorum. Ceylerle, gençlerle değil, oradaki profesyonel oyuncularla çalışıyorum. E, Moldova'da da 3 e, gün, 28 ile 30 arasında e, Ionesco, e, Festivali, Ionesco Festivali, Yüce Ionesco Festivali'ne katılacağım. E, Amy Winehouse da bizim çok güçlü bir eserimiz. Hı hı. Amy Winehouse'da da e, bizim genç oyuncularımız, e, ben yetiştirdim de sayılabilir bu oyuncuları. Cansu Tekoluk, e, Savaş Alpbaşar, Zeynep Yaylıcıoğlu, bunlara e, Kaan Erkam, e, Oda da tiyatrosunun sahibi Usta Kaan Erkam eşlik ediyor. Cansu'yla Savaş, daha dün gece Üstün Akmen ödüllerinde Tut Elimden Rovni adlı eserimizde Yıldır Umut Veren sanatçıları seçildiler. Tebrik dün edelim. o ödülü aldılar. E, i̇natçı Keçiler, Çocuk Oyunumuz, benim tek başına oynadığım orkestrayla konser tadında tiyatro, öylesine hikayeler, Orhan Kılıç'la oynadığımız Tedbandi. Bundy, Bunlar hep güçlü <laughs> eserler, çok özür dilerim. O şeyden kaldı bu, ee, koronadan. Koronadan bir öksürük kaldı. Ee, Ay, ne çok yazık ki. Çok geçmiş olsun o. Sağ olun. Ee, bir buçuk iki senedir bu öhö çekiyorum koronadan. Ee, ve helikopterin provalarındayız şimdi. Tuncay düzenoğlu'nun bütün dünyada oynanmış ama Türkiye'de bir türlü cesaret edilip oynanamayan oyununu İlk kez İstanbul'da biz oynayacağız helikopteri çok güçlü bir kadro yine onun provalarındayız Eylül'de o ve e, Rus-Ukrayna savaşı'nı e, zemin e, ne al, alacağım Arbuzov'un söz veriyorumu çok büyük bir metin o da zamanında Işık Genersu'nun e, oynadığı sonra Zuhal Olcay'ın onların çıkış e, oyunu olan söz veriyorumu ben e, Rus-Ukrayna savaşına oturtup o zeminde hı hı. yöneteceğim. Ee, önümüzdeki sezonda onları oynayacağız. Dokuz eserle devam edeceğiz. Nefis. E, siz de oyun bitmez. İyi ki de bitmez. E, siz böyle bol bol sahneye koymaya devam edin. Güzel oyunları biz de gelip izleyelim. Büyük bir, bir keyifle. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Zaman nasıl geçti? Hakikaten fark etmedi. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben geldi. çok sağ teşekkür olun. ediyorum. Sağ olun. İlginize çok 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 teşekkür ediyorum. Bu tip programları yapanlar çok az. Sağ olun. Hiç eksik olmayın. Sağ ne kadar olun. güzel. Çok teşekkürler. Sizlerle kıymetli programımız. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler açık soruları noksalıyoruz. İyi akşamlar.